Ve özellikle cennetin cehennemin ne kadar önemli olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde, Allah Azze ve Celle'nin kelamında ne kadar önemli bir şey olduğunu anladınız. Ancak sonraları bazı zındıklar çıktı. Allah'ın dininde ilhada sapan, Allah'ın dininden sapan bazı mutasavvufçular çıktı. Bu şahıslar Allah Azze ve Celle'nin cennetini, cehennemini hafife almaya başladılar. Ve bunu bazı sözlerinde sarf ettiler. Yani bunların örnekleri İbn-i Arabi diyebiliriz kardeşler. Bununla beraber işte Celaleddin Rumi diyebiliriz. Bununla beraber bu sonraki mutasavvufçulardan bazıları bunu söylüyor. En önemlisi kardeşler, mesela Yunus Emre diye toplumun arasında bilinen şair var biliyorsunuz. Kendisi yine tasavvufçu. Ne diyor mesela? Cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Bak şimdi. Şimdi bu söze baktığımız zaman bu adamın ne kadar kafir, ne kadar zındık olduğunu bu sözden anlıyoruz. Ve bu şiir kardeşler insanların dillerinde döner durur. Burada ne var? Hani cennet cennet dedikleri nedir ki? Birkaç köş, birkaç huri. İsteyene ver onları. Biz seni istiyoruz, seni diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette övdüğü, övdürdüğü cenneti adam ne yapıyor? Tahkir ediyor. Basite alıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne demişti? Hitamuhu misk. Onun sonu misktir. Kastettiği ne? Kastettiği cennet. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Ne? Cennet için yarışsınlar. Allah Azze ve Celle bunu sana emrediyor ki Allah'ın rızası olmadan, rahmeti olmadan, lütfu olmadan sen zaten bu cennete giremezsin. Zaten bu amelleri yapamazsın. Dolayısıyla bu zındıklar kendilerini haşa ve kella Allah'ın dostları görüyorlar. Allah'ın arkadaşları görüyorlar. Vel ise elini ayağını öperim. Cahilse de ümmiyse de. Fark etmez. Allah dostu olma ihtimali bile varsa elini ayağını öperim. İhtimali bile varsa. Aynı kim gibi? Hristiyanlardaki gibi. Hristiyanlar ne yapıyorlar? Kendi rahipleri, kendi papazları, kendi keşişleri, kendileri Allah ile görüştüklerini, işte İsa Aleyhisselam'a bir tanrı, haşa ve kella, kendileri de onun arkadaşı, onunla sürekli iletişimde olan insanlar gibi görüyorlar. Ve bunlar ne yapıyorlar kardeşler? Bunlar hala bu eski kafayı bırakamamışlar. Kurnazlığı bırakamamışlar. Bu sözlerle insanları kandırabileceklerini zannediyorlar. İnsanlara bak bu söz küfürdür. Bu söze itimat etmeyin. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini hafife alanlar, Allah Azze ve Celle'nin övdüklerini tahkir edenler, küçük görenler bunlar icmayla müşriktir. İcmayla müşriktir. Dediğin zaman adam diyor ki ya o onu bir aşk ile söylemiştir. Farklı bir havadayken söylemiştir. Hadi o onu bir aşk ile söyledi, bir hava ile söyledi. Sen niye okuyorsun o zaman? Sen neden okuyorsun o zaman? Dolayısıyla kardeşler bu nedir? Bu küfürdür. Yani Hallacı Mansur'u hepiniz biliyorsunuz. Hallacı Mansur o da küfür sözü söylediler. Adamın kellesini aldılar. Sonra dediler ki ya adam haktı, adam yanlış bir şey söylemedi. Adam işte aslında doğruyu söyledi. Kastettiği şudur da budur, kastettiği budur da şudur. Yok. İslam şeriatı İnsanın zahirine bakar. Söylediğin söz küfür ise, açık ise ve zaten hayatında bu var ise hemen bunun karşılığını senden kat kat alırlar. Bununla beraber ne diyebiliriz kardeşler? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, iyi bilin ki Allah'ın metası çok pahalıdır. Allah'ın metası nedir kardeşler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamında söylüyor. İyi bilin ki Allah'ın metası cennettir. Çok pahalı olduğunu söyledi. Çok değerli olduğunu söyledi. Bizim bu şahıs ne diyor? Cennet cennet dedikleri nedir ki? Birkaç köşk, birkaç huri. Bak, peygamber överken, Allah Azze ve Celle överken bu insanlar ne yapıyor? Küçük görüyor, küçümsüyor. Bu da nedir? Bu da küfürdür dedik. Ve yine Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde ne diyor kardeşler? Allah Azze ve Celle müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Yani bizim bir canımız var ya, Allah diyor ki cennet karşılığında satın diyor. O kadar değerli yani cennetin karşılığı. Büyük o kadar. Ve başka ayetlerde ve devamında ne diyor? Ne güzel alışveriştir o diyor. Ne güzel alışveriştir. Dolayısıyla kardeşler cennet kıymetlidir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ey Muaz sen bana çok azim bir şey sordun. Çok büyük bir şey sordun.
Evet.